Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi en son elemanımız olan sönümleme katsayısına bir bakalım. Şimdi bakın sönümleme katsayısı hep neyle oranlıydı? Dinamikle oranlıydı, değil mi? Ve bu dinamiği hep ne yapmaya çalışıyordu? Yok etmeye çalışıyordu aslında. Yani bir hareketi aslında yok etmeye çalışıyor. Bir atıyorum elektrik devresinde bu akım olabilir. Akımı ne yok etmeye çalışır? Aslında direnç yok etmeye çalışır, değil mi? Ya da atıyorum bir ısı sisteminde yine direnç yok etmeye çalışır. Oradaki ısıl rezistans değeri aslında yok etmeye çalışır. Çünkü o değer hep kaybolur orada. O yüzden bakın mekanik bir sistemde aslında hep ne ile alakalı bu? Bizim true variable'ımızla alakalı. Şurası true variable olacak arkadaşlar. O yüzden bakın ben gidiyorum bir tane sistem çiziyorum şöyle. Bir kütle çiziyorum. Hemen bir tane kuvvet vereyim. Kuvvet vereceğim ama burada artık ne atayacağım? Bir tane mü katsayısı. Yani bir sürtünme katsayısı atıyorum kendime. Şimdi normalde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? F eşittir mx dot dot artı c çarpı x dot diyoruz. Ve bu c aslında neyle oranlı? Mü ile oranlı. Ama bu mü'yü bizim bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Ve onun aslında belirlemek için arkadaşlar sumutnası yani aslında yüzeyin kalitesini gösteren bir tane sabitimiz var. Nerede? Malzeme biliminde arkadaşlar. Örneğin biz mesela atıyorum dışarıda yolları modellerken ya da atıyorum mesela dışarıda mesela atıyorum taştan yollar yapıyoruz değil mi? Bu yolların mesela sürtünme katsayısı farklı ama asfaltın yani asfalt olarak döküyoruz ya biz arabalarımız daha rahat gidiyor tutuşu daha iyi oluyor ya. Aslında biz orada hep neyi değiştiriyoruz? Bunun yüzeyinin kalitesini değiştiriyoruz arkadaşlar. Eğer bu yüzey ne kadar kaliteli ise aracımızı o kadar iyi tutuyor. Ve bize enerji tasarrufu da aslında sağlıyor. Şimdi bakın bizim buradaki ifadelerimizden aslında neyi görmemiz gerekiyor? Şunu gör. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz o zaman buradaki bu c katsayısını mü ile oranlamış olduk. Yani buradaki mü'ye atama yapmış olduk. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Bir kere bu c'nin ilişkisini kesinlikle şöyle bir ifadeyle yazmam lazım benim. Madem x dat'a göre değişiyor bu. Yani dinamik etkilere göre değişiyor. Bakın bunun yanındaki ifadeyi benim yazmam yeterli değil. Bunun dinamik olarak aslında aynı k'da mesela bir şey çıkarmıştık ya. E bölü v0 l0 eksi x'in karesi demiştik ya. Bunu da x dat'a bağlı bir ifade olarak yazmamız gerekiyor. Şimdi buradan ben bir kütleyi aldığımda şöyle bir mg'si vardı değil mi bunun bu? Yani KOG'undan aslında Center of Gravity'sinden aslında buradan bir kütle ile ifade ve ilişkiye girer değil mi bu? O yüzden bakın benim buraya yazacağım ifade bir kere mg ile oranlı olmalı. Yani bunun gravitesiyle aslında oranlı bir şekilde çıkması gerekiyor. Ve benim ifadem aslında bakın column friction diye bir kavram var. Ben bunu tamamen literatürden gördüm. Literatürde şöyle bir statik friction var ve ondan sonra şöyle ilerleyen aslında bir değer var. Yani burası x dot hızlandıkça burası da f friction oluyor arkadaşlar. Bu ifade ya bu şekilde ilerliyor ya da bu şekilde ilerliyor. Ben bir yüzeyin hızının yani bir kütlenin hızı arttığında aslında eğer ki friction'ın azaldığını ben düşünüyorsam eğer literatürde böyle bir örneğim varsa ya da sizin yaptığınız uygulamada bakın bu friction azalıyorsa ben buraya ne yazarım biliyor musunuz? Kök x dot yazarım. Peki bu kökü nereden yazıyorum? Şimdi bakın dikkat edin. Gittiniz siz bir sistem aldınız. X dot'un nasıl değiştiğini modellemek istiyorsunuz burada. F'e göre. Bu C katsayısının böyle değiştiğini görüyorsunuz. Yani bizim buradaki o friction'ımız aslında x dot yazıyorum ya ben buraya. X dot'um aslında arttıkça bu sürtünme kuvveti bu hale gelmeye çalışıyor. Şimdi ben bunu modellemek istediğimde arkadaşlar az önce bakın x kare yazmıştık ya biz. X kare yazdık ama bu f'si yazdım ya ben burada. Bu katsayının düşmesini istiyorsam m çarpı g bölü kök x dot bir de bunun yanına ne yazacağım arkadaşlar? Mü surf yazacağım. Yani benim mü'm aslında burada m çarpı g mü surf bölü kök x dot olacak. Yani benim c'm bu olacak aslında arkadaşlar. Peki neden? Şundan dolayı.
Şimdi bakın, mg aslında ne kadar fazla ise bu yüzeye o kadar tutunur arkadaşlar. Kök x tat yazmamın sebebi tamamen kendi testlerimden yaptığım ölçümlerle çıkıyor. Yani bunu parametrik olarak ifade etmek istediğimde ben kök x datla bu eğriyi ilişkilendirebiliyorum. Mu surface arkadaşlar benim yüzey pürüzlüğü. Yani oraya İngilizcesini şu an tam hatırlamıyorum. Plane smoothness diyorum ben buraya. Bu değişik olabilir arkadaşlar. Yani bunu şu an hatırlayamadığım için direkt söyleyemiyorum size. O yüzden bakın, bu sabit değer aslında bizim malzeme bilimimizde her iki tane yüzey için, verilen iki tane yüzey için belirlenmiş. Ama bunlar belirlenmese bile biz bunların aslında c'sini hesaplamak istediğimizde grafiklere baktığımızda ya da grafiğini çıkardığımızda, x tatla f'sin grafiğini çıkardığımızda biz bunları bulabiliriz. Peki bunu nasıl bulacağız c'yi hesaplarken? Şimdi bakın, şöyle bir atıyorum, bir araba düzeneğiniz olsun. Normalde ABS nasıl çalışıyor arkadaşlar? Buradan bir yerden biz bir kuvvet uygularız buraya. Bu kuvveti uyguladığımızda bu dönel olarak burada bir tork ifadesiyle dönüyor ya. Bu bunu yavaşlatmaya çalışır. Mesela siz bu yüzeyi hızlı bir şekilde döndürdüğünüzde tork eşittir I teta dat dat olur. Ama bir de bunun üstüne bir tane C çarpı teta dat gelir. O nereden gelir aslında? Siz buradan bastırdığınız her kuvvet değeri, bakın, bunu durdurmaya çalışır değil mi? Bunu durdurmaya çalışıyorsa ben gidip artık bunun belli hız değerlerinde, teta dat f'inde ben bu değeri aslında artık alabilirim. Şöyle bir grafik mesela kendime çıkarabilirim. Ve bu grafiği çıkardığımda aslında arkadaşlar bundan ittirdiğimde ne kadar bastırdığıma bağlı olarak bunun c'sinin modelini çıkarabilirim arkadaşlar. Ya da atıyorum, az önceki yüzey sürtünme örneğimde ben bunu belli bir f hızıyla, mesela hızını ölçebildiğim bir sistem yaparsam, yani x tatta aslında x tatını da alabilirsem, burada verdiğim f ile bu sistemin hızlanmasına göre aslında neyi çıkarabilirim? Yani mx tat tatını ben bu f'ten çıkarırsam aslında cx tatını çıkarırım. O zaman c'nin bütün oranını aslında ben burada bulabilirim arkadaşlar. Ve bunu parametrik olarak modelleyebilirim arkadaşlar. Aynı bu örnekteki gibi. Mesela ABS mantığı da aslında bu şekilde çalışıyor. ABS'yi mesela yaptığınızda bir arabada, mesela atıyorum. Şöyle geliyorum. ABS örneği için nasıl diyebilirim? Normalde böyle bir plate var. Bir dönen bir teker var aslında burada. Bu tekerleği ne yapıyor? Şöyle bir tane yüzey var. Bir çarpıyor, bir geri çekiyor. Bir çarpıyor, bir geri çekiyor. Yani aslında burada biz bir kere dokunuyoruz, bırakıyoruz. Dokunuyoruz, bırakıyoruz. Dokunuyoruz, bırakıyoruz. Ve her dokunmada aslında bu bunun enerjisini almaya çalışıyor. Ama biz bunu nasıl modelleyebiliriz aslında? Bakın, her dokunma ve şeyde bu sistemin modeli değişiyor değil mi? Çünkü burada bir tork var aslında arabanın uyguladığı. Birinde I teta dat dat oluyor. Diğerinde I teta dat dat artı C çarpı teta dat oluyor. Buradaki o kuvvete göre aslında içinde bir mekanizmada enerji birikmesi oluyor. Yani biz bunun modelini çıkarmak istediğimizde de teta dat dattan şu F ifadesine bir oran çıkarmak istediğimizde bile aslında C'nin modelini hem şurada uygulanan kuvvet, şurada, hem yüzey alanı, hem mu surf ve bunun teta datına göre artık bunun karesi mi, kübü mü, ya da atıyorum kökü mü, yani 1 bölü 2'si mi, 1 bölü 3'ü mü, bu ifadelere göre biz çıkarabiliyoruz arkadaşlar mekanikte. Tabii mekanikte arkadaşlar bu sistemlerin denklemleri biraz daha zor. Çünkü sadece sürtünme yüzeyiyle, yani belli bir yüzeye siz dokunabiliyorsunuz. Yani şöyle bir M'imiz var diyelim. Ben bu M'e şu yüzeyden dokunduğumda bu birebir tutmuyor. Ama mesela sıvı ve gaz sistemlerinde bu durum daha değişik. Mesela bir pistonunuz olsun şöyle. Bu pistonun içerisinde hareket eden bir tane şeyiniz olsun. Yani aslında bir borunuz olsun. Bu pistonun içerisinde şöyle bir tane atıyorum. Piston ileri geri hareket yapıyor. Şimdi ben burada bir tane stiffness oluşturma, ya şey, bir damping, yani sönümleme katsayısı oluşturmak istediğimde bir kere bir yüzeyin burada sönümleme katsayısı var. Yağın oranına göre aslında bunu belirleyebiliyorsunuz. Aynı şu denklemden çıkarmanız gerekiyor. Bir de sıvının aslında bize karşı oluşturduğu bir C değeri var. Ya da gazın. Şuradan adamlar genelde iki tane delik delerler. Bunların çapını D olarak alırlar. Ve bunu ifade etmek istediğinde arkadaşlar, yani aslında bu sıvının oluşturduğu şeyi ifade etmek istediklerinde 8 çarpı pi çarpı mü, bunun boyu L ise L bölü 1 çarpı büyük D bölü D'nin karesi eksi 1'in karesi olarak bunu modellerler arkadaşlar.
Şimdi bakın, sıvı ve gaz sistemlerinde bu C'yi bulmak kolay. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı. Çünkü bir sıvı tamamen bütün yüzeye eşit şekilde değebiliyor arkadaşlar. Mesela bir sıvıyı bırakın siz, bu yüzeyin hepsine dağılır arkadaşlar bu sıvı. Ama bir katı öyle değil. O yüzden katıların aslında kayıp katsayılarını çıkarmak çok daha zordur. Aynı şekilde mesela elektrik devresi alırsam ben bir tane. Dikkat edin bakın. Bir elektrik devresi aldım. Şöyle bir R değerim var. R'yi mesela ben neyle modelliyorum? Rho çarpı L bölü A. Artık direncin modeli neyse. Ama benim buradan verdiğim ifadede I kare çarpı R çarpı T. Benim neyim oluyor arkadaşlar? Burada enerjim. Dışarıya attığım enerji oluyor. Ve o da neyle oranlı? I kare çarpı R çarpı T ile. Hadi biz bunu güç olarak alalım sadece. Yani V çarpı U olarak alalım. Çünkü zamanda değil de hani anlık olarak verdiğimiz dışarıya enerji olarak alalım bunu. I kare R ifadesinden biz neyi bulabiliriz? Enerjiyi bulabiliriz. Bir elektriği mesela ben burada modellemek istediğimde, direnci modellemek istediğimde benim bir iletkenliğim L ve A'ya göre değişen ifadem var. Bakın, mekanikte bu ifadeler bu kadar açık değil. Yani şu surface'ı mesela ben burada modellemek istediğimde bu bana bu şekilde görünmüyor. O yüzden biz genelde mekanikte hep kendimiz bir tane alırız grafiği şöyle. F ve teta dot ya da F çarpı x dot bunun deneylerini yaparız arkadaşlar. Çünkü kayıp enerjiyi her zaman için modellemek zordur. Ama sıvı ve elektrikte bunu yapmak çok 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 daha kolaydır arkadaşlar. Çünkü malzeme bilimi zaten bu adamın ne kadar direnç göstereceğini bize lineer olarak oranlaya bilmiş arkadaşlar. Şimdi bakın, benim bu kayıp enerji ile alakalı konum bu kadardı. Ama siz bir gerçek eğer deney yapacaksanız naçizane tavsiye ederim var size. Bir kere birincisi, her şeyi arkadaşlar formüle edin. Ne olarak? Bitsin, sabitleriniz olsun. Bunlar zamana göre de değişebilir. Bir de değişkenleriniz olsun denklemlerde. Bu denklemlerdeki sabitleri ve değişkenleri gerçekten türetebildiğiniz kadar alta türetin. İkincisi, mesela bir şeyin m'ini, c'sini ve k'sını siz modellemek istiyorsunuz diyelim. Adamlar gitti size şöyle bir yay verdi ve adam dedi ki bunun k'sı işte dedi. Sallıyorum 60. Sonra siz bunu üretici firmadan aldığınızda bu K'yı kullanıyorsunuz. 60 yazıyorsunuz ama bu çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü siz bunun deneyini hiçbir zaman için yapmadınız. Bakın, bu K'yı belirleyen şey içerisindeki materyal ve bunun alışımı aslında. Alışımı olduğu için her aldığınız komponentin bir kere F'ini ve X'ini belirleyin arkadaşlar. Yani bunların gidin deneylerini yapın ve kendiniz buradan model oluşturun. Gerçek koşulları ifade etmek için. Ya da atıyorum bir tane sürtünme yüzeyiniz var sinirinizde. Bu F'e x dot grafiğini çıkarıp bu C'ye gidin. Yine fonksiyon olarak ifade edin. Yani bu K'yı işte function of x. Bu C'yi function of x dot olarak yazın. Kütle için bu katılarda aslında mekanik sistemlerde geçerli değil. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı. Siz bunları formüle etseniz bile gerçek davranışları, sizin elinizde bulunan malzemenin gerçek davranışı arkadaşlar bu oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam madem biz bunun deneyini yapacaktık niye bunu formüle ediyoruz? Mesela K'yı çıkarırken E bölü A L'yi neden yazıyoruz? Ya da E çarpı V0 bölü L0 eksi X'in karesini neden çıkarıyoruz diyorsunuz. Arkadaşlar bu formülasyonlar bize ne sağlıyor biliyor musunuz? Controllable bir form sağlıyor. Yani kontrol edilebilir bir düzlem sağlıyor. Eğer ki siz bunları değişkenler türünden ifade etmezseniz biz bu sistemi kontrol edemeyiz arkadaşlar. Gerçek karakteristiği bu olsa bile. Bu karakteristiğe göre şuradaki E'yi, V0'ı, L0'ı aslında siz organize edebilirsiniz. Ama bizim yine de bu sistemi kontrol etmek için yani matematiksel formda gerçekten ifade edebilmek için yani bizim bir kontrolcü tasarlayabilmemiz için istediğimiz hareketi bu sisteme yaptırabilmemiz için kesinlikle bu formüllere ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi benim MCK ile alakalı anlatacağım şeyler aslında bu kadar. Şimdi bir sonraki derste size aslında mesela dinamik bir örnek yapacağım. Bu dinamik örneğe başlayacağız. Biz lineerden başlayacağız ama buradaki katsayıları aynı benim size verdiğim örnekteki gibi hesaplayıp bu işlemleri yapmaya çalışacağız arkadaşlar.